Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine daha önce yaptığım videolardan bir tanesinin bir benzerini çekeceğim sizlere. Neden aldım serisi var biliyorsunuz. Benim daha önce birkaç ürünü almıştım ben. Ve bu seride alıp kullandığım işte bazı özelliklerini beğendiğim, bazı özelliklerini beğenmediğim ürünler hakkında fikirlerimi size aktarıyorum. Bu bir inceleme değil, onu baştan söyleyeyim. Neden aldım serisinin yeni videosunda Epson'ın EcoTank L3151 modeli konuk oluyor. Bunu ben epeydir takip ediyordum açık söylemek gerekirse arkadaşlar. Yaklaşık bir 3-4 aydır da hani fiyatı düştü mü, arttı mı, şuydu buydu derken takip ettiğim bir üründü bu. Neden öncelikle bir EcoTank dedim, yani tanklı yazıcı tercih ettim. Aslında biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben evde çok fazla çıkış alan birisi değilim ama işte çocuğum var 12 yaşında ve eşimin işi dolayısıyla birazcık çıkış alınıyor. Yani hem okuldan çıkış alıyor çocuğum için hem de eşim de işiyle ilgili bazen çıkışlar alabiliyor. Bu da ortalama yani ayda 150-200 sayfayı geçiyor yerine göre, duruma göre. Bazen daha da düşük olduğu oluyor. 50 sayfada da kaldığımız oluyor ama bazen de böyle büyük çıkışlar aldığımız da oluyor. Bende bir tane yazıcı vardı, mürekkep püskürtmeli. N11 serisiydi, HP'nin Advantage ailesinin. Uzun yıllar önce almıştım, yaklaşık 7-8 sene önce almıştım. Artık yavaş yavaş dedim hem onu bir değiştireyim. Çünkü kartuşları çok pahalı hale gelmişti. İlk aldığımda onu hatırlıyorum 20 lira filandı. Şu anda en son aldığımda yakın zamanda kartuşunu almıştım. O da 200 liraya falan geliyor yaklaşık olarak. 2 kartuştan bahsediyorum. 2 kartuşu da 300 sayfa falan ya alıyorsunuz ya alamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden çabuk bitiyordu artık ister istemez. Maliyetleri de artmaya başlamıştı. Bir de o kablosuz bir yazıcı değildi arkadaşlar. Normal bilgisayara bağlıyordunuz. Bunun aynı zamanda kablosuz özelliği var. Neden Epson L3151 aldım ben? Az önce söyledim aslında. Kablosuz olma özelliği benim için önemliydi. Çünkü hani şimdi evde bizim bilgisayarlar var, işte tabletimiz var, telefonlarımız var vesaire. Onlardan çıkış almamız gerekiyor. Ama hep bilgisayara bağlı olduğu zaman mecburen ya bilgisayar üzerinden paylaşım yapacaksınız ya da o zaman tabii bilgisayar açık olması gerekiyor. Eğer kablosuz özelliği yoksa ya da başka bir şansınız yoktu arkadaşlar. O yüzden ben alırken kablosuz özelliğine tercih etmeye çalıştım. 2 model vardı aklımda. HP'nin 515 modeli ve bu model vardı. İkisini de karşılaştırıyordum. Hatta bir dönem ikisinin fiyatı aynıydı. Ama ben bu videoyu çektiğim Aralık ayının başında 2200-2300 lira çıktı HP'nin fiyatı. Bu ise 1700 lira. Ben Kasım ayında aldım bu ürünü. Kasım'ın 15'inde falan gibi bir tarihte aldım. Vatan Bilgisayar'dan. 1559 lira mı? O civar bir şeydi. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Bunun parasını verip satın aldığım bir ürün bu. Sponsorluk vesaire filan da yok. Ben sadece bilgimi paylaşmak, fikrimi paylaşmak için çekiyorum bu videoyu. Herhangi bir Epson'la ya da Vatan Bilgisayar'la veya işte HP ile falan bir anlaşmam ya da bir çalışmamız yok. Onun altını özellikle çizeyim. Çünkü bazen yanlış anlaşılıyor bu tip konular. Ama ben genelde parasını verip aldığım ürünleri hani anlatmaya çalışıyorum burada. Eğer parasını vermeden aldıysam da mutlaka söylüyorum. Onu baştan belirteyim. Yanlışlık olmasın. Şimdi cihazın aslında kurulumu falan basit. Şurada bir kapağımız var. Şöyle kaldırdığımız zaman burada tankların giriş yerlerini görüyorsunuz. Şöyle de göstereyim. C, M, Y, K olmak üzere 4 tane böyle tüpümüz var. Bu tüpler orijinal tüpler arkadaşlar. Ben 2 tanesi bittiği için attım da bunlar daha henüz tam bitmediği için boşalmasını bekliyorum. Biraz dolduracağım. Bu arada kutudan 5 tane tüp çıkıyor bunlardan. Yani C, M, Y, K çıkıyor. K'dan 2 tane çıkıyor. Şöyle göstermiş olayım. Bu K dediğimiz hani siyah olan versiyonu. Öbürleri de işte cyan, magenta ve yellow olmak üzere diğer renklerimiz de var. Şimdi bunları böyle özel bir kapak sistemi var arkadaşlar. Bunlar böyle normal dökülmüyor. Bakayım. Evet, dökülmüyor. Bu kendi yuvasına özel bir kilit sistemi var. O yuvaya taktığınız zaman ancak hani dökülmeye başlıyor, akıyor içine. Tankların zaten dolu olup olmadığını şu ön tarafta bir yer var. Bunu detaylarda gösterdim size. Bu yerden hani görüyorsunuz, azaldığı zaman da dolduruyorsunuz. Benimkilerde ben yaklaşık işte 15-20 gün oldu. Siyah birazcık azalmış. Görülüyor zaten şu anda. Diğerlerinde herhangi bir azalma yok. Kurulumu vesairesi çok zor değil arkadaşlar. Rahat bir şekilde kurabiliyorsunuz. Bir yazılımı var. O yazılımı yüklerken zaten size söylüyor işte Wi-Fi bağlantısını bilmem ne hepsini falan oradan yapıyorsunuz. Yazıcıyı ağ'a bir kere bağladıktan sonra ilgili bilgisayarlarda ağdaki yazıcıyı bul dediğiniz zaman otomatik olarak buluyor ve hani aynı ağdasınız, doğrudan doğruya baskı alabiliyorsunuz. Bir de bu cihaza bir e-posta adresi atayabiliyorsunuz. E-posta adresi atadığınız zaman siz istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz böyle. EpsonConnect.com diye bir adres var. Oradan yapıyorsunuz bu işlemi. Onu istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Mesela o e-posta adresine bir mail attığınız zaman otomatik olarak basılıyor burada. Yani dünyanın herhangi bir yerinden mail gönderirsiniz o adrese. ve size özel bir adres mi bu arada, otomatik olarak buradan doğrudan dolayı baskı alınıyor. Tabi cihaz açıksa, onu da söyleyeyim. Onun dışında ben hani gayet de memnunum. Birazcık teknik özelliklerden bahsedeyim isterseniz. İşte tanklı mürekkep püskürtme yazılı dedik. 4 tane tank yuvamız var ve şöyle tüpler geliyor. Tüp diyoruz bunlara, kartuş demiyorum ben artık. Bu tankları doldurduğunuz zaman doğrudan doğruya baskı almaya başlıyorsunuz. Siyah ve renkli baskı adetleri verilmiş ama bunlar tabi standart veriler. O rakamları tutturmanız çok kolay değil. Hep aynı şeyi basarsanız belki olur da belli bir özel bir doküman var. O dokümanı bastığınızda 8100 sayfaya kadar siyah, 6500 sayfaya kadar da renkli baskı alabiliyor. Yani ortalama bir kullanıcı bu tarz bir cihazı tanklarını tam olarak doldurduğunda yaklaşık olarak 2-3 yıl çok rahat kullanır. Çok rahat söylüyorum ben size. Belki daha da fazla da geçebilir ama bu sizin birazcık ne bastığınıza bağlı. Çünkü bu fotoğraf da basabiliyor. Özel kağıtları var. Onlardan alırsanız ve basarsanız o zaman fotoğraf baskısı da yapabiliyor. Tabi o zaman daha yüksek oranda mürekkep kullanıyor. O yüzden hani bu 6500 sayısının ve 8100 rakamının standart bir baskı adet PDF dokümanı var. Ona göre olduğunu belirteyim. Hani siz çok fotoğraf basarsınız, çok düşük bir rakam olur. İşte o kadar basmazsanız 5 yıl gider. Orasını bilemem ben. Bu biraz genel rakamlardan bahsediyoruz. Dakikada 10 sayfa siyah, 5 sayfada renkli baskı alabiliyor. Baskı hızımız bu şekilde. Mobil uygulaması var, Epson isimli. Onun üzerinden de baskı alabiliyorsunuz. Birazcık garip bir uygulama geldi bana, açık söyleyeyim. Hani çok kullanışlı değil o uygulama ama alabiliyor musunuz? Evet, alıyorsunuz. Fotoğraflarınızı falan telefondaki işte veya tabletteki doğrudan doğruya yazıcıya bastırabiliyorsunuz. Tabi aynı ağ üzerinde olmanız gerekiyor bu arada onu yapabilmeniz için. Bunun dışında işte tarama fonksiyonu var. Şurada bir tarayıcımız var. Kağıt beslemesi otomatik değil, manuel besliyorsunuz. Şuradan yapıyoruz ama bunun Epson'un farklı modelleri olduğunu da söyleyeyim. HP'yi neden tercih etmedim ben? Bir, HP çok bulunmuyordu arkadaşlar. 515 için söylüyorum. İkincisi, fiyatı yüksekti. Yani ben ilk bakmaya başladığımda, yaz aylarında falan bakmaya başladım. O zaman fiyatları kafa kafaydı. 1300 liraya 1300 liraydı. Şu anda HP 2300 lira civarında. Bu 1700 lira civarında. Muhtemelen siz bu videoyu 3 ay sonra izlerseniz fiyat daha da artmış olacaktır. Söylediğim gibi ben aldığımda Kasım ayında aldım. Kasım ayının ortalarında aldım. 15 gün içinde fiyatı 1700 lira oldu şu anda. O yüzden bence biraz hani giderek artıyor. İhtiyacınız varsa alın derim. Peki kimler için uygun? Benim gibi evinizde böyle belli bir adedin üzerinde, mesela ben onu 150 rakamı olarak söylüyorum. Baskı alıyorsanız, yani sayfa anlamında söylüyorum bunu. Yani ayda 150 sayfadan fazla, 100 sayfadan fazla, 150 sayfadan fazla baskı alıyorsanız böyle bir ürün almak mantıklı. Neden? Şimdi bu ürün 1700 lira diyelim ki. Mürekkep püskürtmeli herhangi bir yazıcıyı almaya kalktığınızda minimum 400 lira falan ödemeniz gerekiyor. Wi-Fi özelliği olsun derseniz onların da fiyatı 500 liradan 550 liradan başlıyor arkadaşlar. Üstü birazcık açık tabii ki, bu minimum rakamları söylüyorum. Burada da minimum rakam 1700 lira civarında falan, hani Wi-Fi özelliği de olsun falan dediğiniz zaman 3 aşağı 5 yukarı oradan başlıyor. Tanklı yazıcılardan bahsediyorum. Şimdi 500 lira vereceksiniz. Kartuşlar da en az 200-250 lira arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Böyle olunca da tabii ister istemez hani tanklı yazıcı almak bir tık daha mantıklı hale gelebiliyor. O yüzden benim önerim, eğer belli bir adetten fazla baskı alacaksanız mutlaka ve mutlaka tanklı yazıcılara yönelmenizi öneriyorum ben. Öte yandan kartuş fiyatları, şimdi Epson'un bu 103 modelini kullanıyor. Zaten üzerinde de yazıyor. Şöyle göstermiş olayım. 103 modelini kullanıyor. Bunu çok farklı fiyatlar gördüm ben. 80 liraya satan da var. Özellikle Medya Mark ve Vatan'da gördüm. Ama işte 20 liraya satan da var. N11'de şurada burada. Muhtemelen o 20 lira olanlar muadil diye geçiyor zaten. Onlar da yazıyorlar muadil diye. Orijinal demiyorlar. Muadil mürekkep diye geçiyor. Hani ben almışken orijinali almanızı öneririm. 80 lira olduğunda işte 4 kere 8 32-320 liraya falan geliyor. Ha diyeceksiniz ki abi o da ucuz değil ki. Değil ama 200 lira verip 300 sayfa baskı alıyorsunuz. Burada 320 lira veriyorsunuz. Bence hani buradaki rakamları hadi yarısını tuttursanız 3000 sayfa alıyorsunuz ki bence yani 300 liraya 3000 sayfa çok iyi bir rakam diye düşünüyorum. O yüzden hani hesabı yaparken öyle yapmanızı öneririm. Ben orijinal almanızı tavsiye ediyorum. Birçok yerde var yani 20 liraya da satıyorlar şu kutuyu tek olarak. Ama ben onları çok doğru olduğunu düşünmüyorum veya yani orijinal olduğunu düşünmüyorum. Muadillerde ne kadar iş çalışır, ne kadar çalışmaz. Ben almışken orijinal almanızı öneririm. Başınız ağrımasın arkadaşlar. Son hatırlatmam da, böyle bir yazıcı alacaksanız arkadaşlar bence mutlaka ve mutlaka Wi-Fi özelliği olsun. Yani kablosuz ağlara bağlansın. Diyeceksiniz ki benim elimde kablosuz cihaz yok, ben çok kullanmıyorum, işte bir tane bilgisayar var falan filan. Olsun arkadaşlar. Son anda takılan bir özellik değil ne yazık ki kablosuz çalışma özelliği. O yüzden almışken kablosuz almanızı öneririm. Çünkü bunun mesela 3111 modeli var. Kablosuz değil o. Onun bütün özellikleri var ama kablosuz çalışmıyor. O mesela 200 lira daha ucuz. 1300 lira verip ya da 1400 lira verip, örnek veriyorum, Onu almaktansa 200-300 lira daha verip bunu almak bence daha mantıklı. Bunu da altını özellikle çizeyim. Ha, diğer markaları niye bakmadım diye belki soracak olursanız. Açıkçası çok bilgim yoktu. Brother'ın ve Canon'un da var böyle tanklı yazıcılar. Hatta fiyatları bir tık daha uygun olduğunu da görmüştüm alırken. Ama emin değildim. Teknolojileri nasıl, iyi çalışıyor mu, sıkıntı çıkarıyor mu? Şimdi Epson bu konuda lider markalardan bir tanesi ki HP de öyle bu arada. HP'de ben gözüm kapalı güveneceğim bir marka. Ama fiyatı yüksek olduğu için ben tercih etmedim. O yüzden ben Epson tercih ettim. Ama hani diğerleri kötü diye söylemiyorum. Bilgim olmadığı için böyle bir tercihte bulundum diğerleri hakkında. Emin olduğum Epson ve HP markaları vardı. Bu ürün fiyatı da uygundu ve hani aldığımda da gerçekten de uygun bir fiyata almıştım. O bakımdan böyle bir ihtiyacınız varsa, özellikle evinizde bir çocuğunuz varsa, okulu devam ediyorsa ki biliyorsunuz bu sene muhtemelen böyle geçecek okul. Yani önümüzdeki dönemde okul açılmayacak. O yüzden işte baskı ihtiyaçları oluyor, çıkış almaları gerekiyor vesaire. Bu tarz bir tanklı yazıcıya yönelmenizi öneririm arkadaşlar. Söylediğim gibi bu bir inceleme değildi. Deneyimlerimi aktardığım bir video size hazırlamaya çalıştım. Teknik özellikleri vesaire internette var. Oradan bulup bakarsanız 3 aşağı 5 yukarı zaten birçok bilgi internette bulabiliyorsunuz. Önemli olan bu tarz deneyimler bence. Bu videoda da o deneyimleri aktarmaya çalıştım. Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olursanız ben de o rakamlarla övünüyorum. Vay diyorum, şu kadar abonem var, şöyle beni takipçim var, şunu yazıyorlar, bunu yazıyorlar gibi yorumlarla övünüyorum. Çok sevinirim. Bu ürünle ilgili ya da tanklı yazıcılarla ilgili merak ettiğiniz konularda varsa yine bu videonun altında bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü soruyu okuyorum. Yanıtlamam gerekenleri mutlaka yanıtlıyorum. Yanıtlayamayacaklarımı da bir şey beğeni atıyorum, kalp atıyorum, bir şeyler yapıyorum. Siz de yorumlarınızı esirgemezsiniz. Olumlu ya da olumsuz fark etmez bu arada. İlla beni övmenizi beklemiyorum. Olumsuz yorumlarınız da olabilir, yapıcı eleştirileriniz de olabilir. Hepsini yazın, hepsini değerlendiriyorum, hepsini okuyorum. Ona göre de yeni videolarda bunlar bana ilham veriyor, yön veriyor. Onu da söylemiş olayım. İsterseniz beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.